Evet arkadaşlar, A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere A kare eşittir 5A eksi 2 ve B kare eşittir 5B eksi 2 veriliyor. Kökleri A bölü B ve B bölü A olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem nasıl olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi normalde bakın aynı denklemler verilmiş. A kare eşittir 5A eksi 2, sadece A'nın yerine B yazılmış. B kare eşittir 5B eksi 2. Aklımıza normalde A'nın B'ye eşit olma durumu geliyor. Ama ikisinin sıfırdan ve birbirinden farklı olduğu söylenmiş arkadaşlar. Peki bu durum nerede geçerli? Aslında herhangi bir ikinci derecede denklemde geçerli bu durum arkadaşlar. Örneğin şimdi mesela x kare eksi 3x, öyle değil mi? Eksi 7 eşittir 0 denklemini düşünelim. Bu denklemin deltasına bakarsak iki tane kökü var. Deltası çünkü sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu denklemde x1'in karesi eksi 3x1 eksi 7 eşittir 0. Bunu sağlayan bir x1 değeri var. Aynı denklemi sağlayan x2'nin karesi eksi 3x2 eksi 7 eşittir 0. Bunu sağlayan da bir x2 değeri var. x1 ve x2 birbirinden farklı ama ikisi de aynı denklemi sağlamış oluyor. Aslında burada a ve b vererek biraz kafayı karıştırmak istemiş. Aslında buradaki a değeri ikinci dereceden bir denklemin bir kökü. Aynı denklemin diğer kökü de ne olmalı arkadaşlar? B değeri olmalı. Yani şöyle bir şey yazıyor aslında burada. x1'in karesi eşittir 5x1 eksi 2, aynı zamanda x2'nin karesi eşittir 5x2 eksi 2 yazıyor. Yani bence arkadaşlar bizim elde edeceğimiz ikinci derece denklemin zaten köklerinden birisi a, birisi de neymiş? B'ymiş. O zaman kökler toplamımıza bakalım. Yani bizim denklemimiz aslında şu denklemmiş. Yani şunu sağlayan denklem. X kare eşittir 5x eksi 2 denklemiymiş. Bu tarafa atarsak x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi buradaki kökler toplamımız, birine a diyeceğiz, köklerin birine b diyeceğiz. Köklerden birinin a bölü b olmasını istiyoruz. Öyle değil mi? Diğerinin b bölü a olmasını istiyoruz. Örneğin bir kökler çarpımını hesaplayalım. Bu ikisini çarparsak kökler çarpımı zaten kesinlikle kaç gelecektir arkadaşlar? 1 gelmiş olacaktır. Demek ki bulacağımız bu ikinci dereceden denkleme bir kere kökler çarpımı ne geldi? 1 gelmiş oldu. Kökler toplamına bakalım arkadaşlar. A bölü b ile neyi toplamış olacağız? B bölü a'yı toplamış olacağız. Payda eşitlersek a kare artı b kare bölü ab gelmiş olur. Nasıl yazarız biz bu ifadeyi? A artı b'nin karesi eksi 2ab bölü ab olarak yazmış oluruz arkadaşlar. A artı b dediğimiz kökler toplamı değil mi? Bakın bu denklemin kökler toplamı ne geliyor arkadaşlar? 5 geliyor. 5'in karesi eksi. A çarpı b dediğimizde kökler çarpımı. Bu denklemin kökler çarpımı kaç geliyor? 2 geliyor. 2 kere 2'den 4 oldu. Bölü yine kökler çarpımından 2'yi yazmış olacağız. 25'ten 4 çıktı. 21. 21 bölü 2 olarak da köklerimizin toplamını bulmuş olacağız. Şurada a ve b dediğimizin köklerimiz olduğunu söylemiştik. Yeni denklemimizin köklerinin a bölü b ve b bölü a olması istenmişti. Bu denklemin köklerinin çarpımı neymiş? 1. Kökler toplamı neymiş arkadaşlar? 21 bölü 2. Yani biz bu denklemi şöyle yazabiliriz. 21 bölü 2'nin gelmesi için 2x kare, öyle değil mi? Eksi 21x diye yazabiliriz. Bakın kökler toplamı 21 bölü 2 gelir. Kökler çarpımının 1 gelmesi için de arkadaşlar buraya kaç koymamız gerekir? 2 koymamız gerekir ki c bölü a'dan kökler çarpımı da 1 gelmiş olsun. Eşittir 0 diyorum arkadaşlar. Demek ki aradığımız denklem örneğin 2x kare eksi 21x artı 2 eşittir 0 şeklinde bir denklem olabilirmiş. Neden olabilir demişiz? Katsayılar değişebilir, öyle değil mi? Eksiyle çarpılmış olabilir. Şıklar verildiğinde bunlardan biri bu olacaktır diye tahmin edebiliriz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar, en demek yayınlanan matematik denemesi kitabından yeni formata uygun olduğunu düşündüğümüz güzel bir sorunun sizler için çözümünü yapmaya çalışacağız. Bir kenarı A birim olan, yani şurası A birim olan bir kare biçimindeki bir yörüngenin A noktasında bulunan bir hareketli sabit hızla ok ile belirtilen yönde hareket ederek tekrar A noktasına ulaşıyor. Yani A noktasında bir hareketli var. P noktası karenin üzerinde herhangi bir nokta. A noktasındaki hareketli karenin etrafında dolaşarak tekrar sabit hızla A noktasına varmış oluyor. Bu hareketlinin herhangi bir T anında bulunduğu nokta P olmak üzere AP uzaklığı F fonksiyonu ile ilişkilendirilip FT ile hesaplanıyor. Yani A köşesinin hareketlinin bulunduğu noktaya olan uzaklığı FT ile hesaplanıyormuş arkadaşlar. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi A noktamızı sabit tutarak hareketlinin A'ya olan uzaklığını hesaplayacağız.
Dikkat ederseniz buradan bu köşeye gidene kadar fonksiyonumuz, pardon, uzaklığımız hep arttığı için FD sürekli artacaktır. Yani bulunduğumuz noktanın A'ya olan uzaklığı sürekli artacaktır arkadaşlar. Daha sonra devam ettiğinde yine bu uzaklık artmaya devam edecektir. Neden? Buraya geldiğinde şurada oluşturduğumuz dik üçgenin hipotenüsüyle buraya geldiğinde oluşturduğumuz dik üçgenin hipotenüsünü karşılaştırdığımızda buradaki hipotenüs daha uzun olduğundan A'nın buradaki P noktasına olan uzaklığı şuradaki P noktasına olan uzaklığından daha fazladır. Yani gitgide bu uzaklık ne yapmış olacaktır? Artacaktır. Aslında tam şu köşede bu uzaklık maksimum değere ulaşacaktır arkadaşlar. Yani örneğin şuradaki uzunluk 1 olursa ben şurayı birleştirdiğimde aslında bakın şu uzunlukta ne olacaktır? Birbirine eş olacaktır. Maksimum değeri tam köşegen olduğunda ulaşacaktır bu uzaklık değeri. Daha sonra tekrar azalmaya başlayacaktır. Buraya artarak geldi. Bu köşede maksimum değer yapıp azalarak tekrar A noktasına gidecek. Bakın buradan geliyor köşeye. Gittikçe hipotenüslerimiz kısalıyor. Zaten bundan sonra da doğrusal bir hareketle A'ya gelip A'ya olan uzaklığını kaç yapmış oluyor hareketlimiz? Sıfır yapmış oluyor arkadaşlar. Demek ki maksimum uzaklığımıza şuraya ben C noktası dersem eğer C noktasında ulaşmış oluyoruz. A'dan C'ye gelene kadar fonksiyonumuz hep artıyor. C'de tavan noktaya ulaşıp daha sonra C'den A'ya gelirken de tekrar fonksiyonumuz azalmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi şıklara bakarsak artan fonksiyondur demiş. C'ye kadar artan daha sonra azalan olduğu için sürekli artan bir fonksiyon olduğunu söyleyemeyiz. Azalan olduğunu da söyleyemiş. Hem artan hem azalan o belli bölgelerde değişiyor. Minimum değeri A'dır demiş arkadaşlar. Minimum değer sıfırdır. Çünkü A noktasına ulaştığında zaten A'ya olan uzaklığı sıfır olur. Zaten bir kenarımız A'ydı. Öyle değil mi? Şurada bir yerde bile A'dan daha kısa bir uzaklıktır. A'ya olan uzaklık arkadaşlar küçük A'dan daha küçüktür. Onun için minimum değerin A olduğunu söyleyemeyiz. Maksimum değer A kök 2'dir demiş. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten çözerken biz en uzun uzaklığa C noktasında yani köşegen üzerinde olduğu zaman ulaşacağını söylemiştik. Maksimum değer A kök 2'dir bence doğru olur. Sabit fonksiyon olmadığını zaten gördük. Belli bir yerde artıyor, daha sonra azalıyor. Sabit bir fonksiyon değil arkadaşlar. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Evet, limit x 1'e giderken x üzeri 5 eksi 2x artı 1'in 7. kuvveti bölü x kare artı x eksi 2'nin 7. kuvveti sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle x yerine 1 yazalım. Bakın payımız 0 geldi. Paydamıza 0 geliyor. 0 bölü 0 belirsizliği. Türevini alalım arkadaşlar iki tarafın değil mi? L'Hopital yapıyorduk. Türevini alırsak ne gelecek? 7 çarpı x üzeri 5 eksi 2x artı 1'in 6. kuvveti bölü yine 7 çarpı x kare artı x eksi 2'nin 6. kuvveti çarpı daha bir de için türevini almayı unuttuk burada. 5x üzeri 4 eksi 2 paydamızda bir de ne var arkadaşlar? 2x artı 1 var. Burada da 1 yazdığımızda 0 gelecek. Tekrar L'Hopital yapmak istesek arkadaşlar. Bakın çarpımların türevini almamız gerekecek. Baya karışık bir ifade. Demek ki bence burada hareket noktamız, gitmemiz gereken noktanın ben sadeleştirme olduğunu düşünüyorum. Üst tarafı bir çarpanlara ayırmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü L'Hopital'de işimizin zor olduğunu görüyoruz. Tekrar 0 bölü 0 geliyor. Bir daha türev almamız gerekecek. Bu bizi oldukça zorlayacaktır. Ben diyorum ki şu üstteki ifadeye bir tane x kare ekleyip çıkartalım. Aşağının çarpanlar ayrılması kolay zaten. Nasıl ayrılır arkadaşlar? X artı 2 çarpı x eksi 1 diye ayrılmış olur. Bunun 7. kuvveti. Yani ben bunu düzenlersem aslında x artı 2'nin 7. kuvveti çarpı x eksi 1'in 7. kuvveti gelmiş olacaktır. Yukarıda bakın çarpanlar ayırma biraz bizi zorlayabilir. Diyorum ki şurası bana eksi 2x artı 1 sanki x kare eksi 2x artı 1'i hatırlatıyor. Neden? X eksi 1'li bir şeyler gelmeli ki çarpanlar ayırmada şöyle sadeleşmeler olsun ve belirsizliğimiz gitmiş olsun. Ben diyorum ki şuraya bir x kare ekleyip çıkartalım. X üzeri 5 eksi x kare diyorum artı x kare ifademiz değişmemiş oldu. Eksi 2x artı 1'imiz zaten duruyor. Bunun kaçıncı kuvveti var? 7. kuvveti. Burayı düzenlemeye çalışayım. Şurayı ben x kare parantezine alsam x küp eksi 1 gelecektir. Zaten burası x eksi 1'in kaçıncı kuvveti arkadaşlar? İkinci kuvveti. Şurada x küp eksi 1'e bir düzenleme yapayım. X kare çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Artı burası ne oldu arkadaşlar? X eksi 1'in karesini şöyle yazmak istiyorum. X eksi 1 çarpı x eksi 1. Düzenlemeye devam edeyim arkadaşlar. Bakın ben burayı x eksi 1 parantezine almak istiyorum. X eksi 1 parantezinde buradan ne kaldı? X kare çarpı şurası arkadaşlar. Bakın yani x kare artı x artı 1. Şuradan ne kaldı? Artı yine x eksi 1 kalmış oldu. İyice düzenlersek x eksi 1 çarpı buradan ne gelir? X üzeri 4
artı x'in küpü artı x kare artı x eksi 1 gelmiş oldu. Bunun kaçıncı kuvvetini alacağız arkadaşlar? Bir de 7. kuvvetimiz var. Şimdi bunun 7. kuvvetini alırsak şuraya yazalım arkadaşlar. X eksi 1'in kaçıncı kuvveti gelmiş olur? 7. kuvveti gelir çarpı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x eksi 1'in kaçıncı kuvveti gelmiş oldu? 7. kuvveti gelmiş oldu. Bölü aşağıda neyimiz var arkadaşlar? X artı 2'nin 7. kuvveti çarpı x eksi 1'in kaçıncı kuvveti var? 7. kuvveti gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın L'Hopital burada çaresiz kaldı çünkü 5-6 kere türev almamız gerekiyor. Ama çarpanlar ayırma işlemi bizi sonuca götürmüş olacak. Çarpanlar ayırmada x eksi 1'e ulaşacağımızı nereden anladık? Zaten x eksi 1'ler gitmeli ki buradaki belirsizlik ortadan kalkmış olsun. Bakın şimdi burada payımız ve paydamızı sıfır yapan x eksi 1'ler gitmiş oldu. Kalan ifadede x yerine yine kaç yazıyorum? 1 yazıyorum. 1 yazınca şu 1'ler birbirini götürür. 1 buradan, 1 buradan, 1 buradan 3 üzeri 7 gelmiş olur arkadaşlar. Paydamıza baktığımızda 1 artı 2'den 3 yine buradan da 3 üzeri 7 gelir. 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 7'den aradığımız limiti 1 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar.